Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir kalıpta 4 ayrı kek yapalım. Hamurunu aynı kapta yapacağım arkadaşlar. Daha sonra cevizli, çikolatalı, havuçlu ve limonlu olarak ayrı ayrı yapıp 4 farklı kalıba dökeceğim. 4 tane yumurtamızı karıştırma kabımıza kırdık arkadaşlar. İyice köpürene kadar çırpalım. Bir su bardağı şekerimizi ilave edelim. Çırpmaya devam edelim. Bir bardak yoğurdumuzu, bir çay bardağı arkadaşlar. Bir su bardağı sütümüzü ve bir su bardağı sıvı yağımızı ilave edip tekrar çırpalım. Su bardağı un kullanacağız arkadaşlar. Unumuzu mutlaka eleyelim. 2 paket kabartma tozu. 2 paket vanilyayı da ilave edelim. Bunları da eleyelim arkadaşlar. Şimdi iyice karıştıralım. İki bardak un ilave ettik arkadaşlar. Biraz daha un ilave edeceğim. Yarım bardak daha un kattım. Bu un yeterli. İyice çırpalım. Kalıbımızı sıvı yağ ile yağlayalım. Şöyle yağ her tarafına gelecek şekilde yağlayın. Yapmış olduğum hamurdan 2 kepçe alacağım arkadaşlar. Bunu damla çikolatalı ve kakaolu yapalım. Damla çikolata ve 1,5 yemek kaşığı kakaoyu katalım. Karıştıralım.
İlk kekimizi kalıbımıza dökelim arkadaşlar. Kekimizin bir tanesini yaptık arkadaşlar. Şimdi hemen ikinci kekimize geçelim. Yine iki kepçe hamurumuzdan alalım. Bunu da cevizle yapalım arkadaşlar. Birazcık ceviz katıyorum. Havucu da ilave edelim. Bir çay kaşığı da tarçın atalım. Ve karıştıralım. İyice karıştırdık. Şimdi diğer kalıbımıza da havuçlu ve cevizli hamurumuzu dökelim. İkinci kekimizi de yaptık arkadaşlar. Şimdi üçüncü kekimizi yapalım. Yine hamurumuzdan iki kepçe alalım. Bir kepçe daha aldım. Bunu da limonlu yapalım arkadaşlar. Küçük küçük doğramış olduğum limon kabuklarını katıyorum ve karıştıralım. Bunu da katalım arkadaşlar. Üçüncü kekimizi de yapmış olduk. Kalan kekimizden bir kepçe alalım. Boş kalıba ekleyelim arkadaşlar. Tekrar kalan bölümüne kakao katacağım. Bir yemek kaşığı kakao ilave ettim. İyice karıştıralım. Kakao eklediğim hamuru da ilave ediyorum arkadaşlar. Kürdanla şöyle bir karıştıralım. Hamurumuzu 170 derece, fırınımızı 170 dereceye ayarladık. ...20-25 dakika pişirelim. Önceden ısıtmış olduğum fırınıma koydum arkadaşlar. 20-25 dakika pişireceğim. Kekimiz 25 dakikada pişti arkadaşlar. Kekimizi fırından çıkardık arkadaşlar. Hemen dilimlemeyelim. Biraz soğumasını bekleyeceğim. Keklerimiz pişti arkadaşlar. Soğuduktan sonra kalıptan çıkardım. Bakın. Çok güzel oldu. İsterseniz farklı meyveler de koyabilirsiniz arkadaşlar. Ben kakaolu yaptım. Damla çikolatalı. Diğerini havuçlu.
cevizli yaptım, limonlu ve diğer kekimi de kakaolu sade olarak yaptım. Sizler de istediğiniz meyveleri koyarak yapabilirsiniz. Kanalıma yeni gelen arkadaşlar, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun, kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.